Sayın Başbakan, siz niye bu kaçak saray konusunda hiç konuşmuyorsunuz? Şubat 2012. Üç kurum bir araya geliyorlar. Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü, TOKİ. Bir protokol hazırlıyorlar. Başbakanlık binası yapılmak üzere protokol imzalanıyor ve uygulamaya geçiliyor. Başbakanlık için yapıldı. Giderken binayı da götürüyor. Siz demeyecek misiniz ya bu bina başbakanlık için yapıldı. Protokol var ortada. Nasıl olur da siz gidersiniz? Kaçaksaray'da ciddi yolsuzluklar var. Örnek. Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprak kazılması. Tanım böyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği fiyat metre küpüne 3 lira 10 kuruş. Müteahhide verilen fiyat ne biliyor musunuz? Para 37 lira 19 kuruş. Fark %1120. Bir liste var. Sayın Başbakan, arzu ederseniz ben bu listeyi size veririm. Arzu ederseniz başbakansınız. Sayın Cemil Çiçek, Sayıştay'dan bu raporu getirir önünüze koyar. Bu kadar büyük fiyat farklarının olduğu bir yerde siz bir soruşturmayı başlatacak mısınız? Başlatmayacak mısınız? Siz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacak mısınız? Üstüne şal mı örteceksiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Biz yıkmaktan yana değiliz. Onu da söyleyeyim başta. Ama güçleri yetiyorsa yıksınlar ne demek biliyor musun? Sayın Davutoğlu, size açıkça meydan okuyor. Çünkü onu yıkacak olan sizsiniz. Ben değilim. Yargı kararını uygulayacak olan sizsiniz. Güçleri yetiyorsa yıksınlar diyor. Sizin gücünüz yeter mi? Ben şahsen yetmeyeceği kanısındayım. Bilgi edinme yasasına göre Ankara Mimarlar Odası TOKİ'ye yazı yazıyor. Diyor ki bunun gerçek fiyatları nedir bize bildirin. Verdiği cevap ne biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi ve belgeler bu kanun kapsamına girmediği için size bildiremiyoruz fiyatı. Neden açıklanmıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Metrekaresi 8.000 liraya yapılan jacuzziler var biliyor musunuz? Metrekaresi 8.000 liraya yapılan buhar odaları var. Sizin vicdanınız bunu el veriyor mu? Benim vicdanım el vermiyor. Kendi parasıyla yapsa vallahi ses çıkarmayacağım. Ama bu milletin fakir fukarasının parasıyla yapıldı o sarayı. Efendim o itibarmış. Büyük saraylar hiçbir topluma itibar kazandırmamıştır. İtibar bilgiyle olur. İtibar üretmekle olur. İtibar sizin üniversitelerin yayınladığı bilgilerle, raporlarla olur. İtibar ahlak da olur, erdem de olur. İtibar adalet de olur. Eğer bunlar varsa itibarlısınız. Bunlar yoksa itibar yoktur.